Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, ikinci haftamızın son konusu olan faktöriyelin testini, konu testini çözüyoruz arkadaşlarım. Bu videomuzda dilerseniz hiç vakit kaybetmeden testimize başlayalım. Ondan önce hatırlatmam gereken bir şeyi unuttuğumu fark ettim. Onu hatırlatayım arkadaşlarım. Bu videodan sonra da ödev videonuz ve değerlendirme videonuz gelecek. Biraz daha hafiften rehberlik yapacağız arkadaşlar. O videoyu da izlemenizi mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi geçelim sorularımıza. Evet gençler, bize demiş ki ilk soruda A bir doğal sayı olmak üzere A-2 faktöriyel artı A-4 faktöriyel bölü 8-2A faktöriyel artı A faktöriyel ifadesinin eşitliği sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, A-4 ile 8-2 arasında bir bağlantı var. Bunu görmemiz gerekiyor. Bakın A-4 ve 8-2A. 8-2A'yı 2 parantezine alırsanız 4-A yapacaktır. Ve böylelikle şuradaki A-4'ün tersini elde etmiş olacaksınız. Yani bunlardan biri pozitifse öteki negatif olacak. Ya da ikisi de 0 olacak. Bakalım hangi durummuş. Bir kere biz A-4'ü pozitif olarak kabul edersek bunu negatif, bunu negatif kabul edersek bunu pozitif kabul etmek zorundayız. Fakat her iki durumda da elimize negatifler patlıyor. Negatif bir sayının faktöriyeli alınamıyordu arkadaşlar, bunu unutmayın. O halde bunlardan biri pozitifken diğeri negatif veya biri negatifken biri pozitif değil, ikisinin de 0 olması gerekiyor. İkisi de 0 olursa ki 0'ın faktöriyeli alınabiliyor, A sayımız kaçmış? 4'müş. Yani bu 0'sa A4'tür ya da bu 0'sa A4'tür. A4 ise 4-2, 2, 2 faktöriyel artı, bak şurası 0'dı, 0 faktöriyel 1 yapar, bölü, burası yine 0 faktöriyel, artı, A'mız kaçtı 4'tü, 4 faktöriyel kaçtır arkadaşlar? 24'tür. Üst taraf 3, alt taraf 25 yaptığına göre doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Geçtim ikinci soruma. X faktöriyel çarpı 72 faktöriyel çarpımının sondan 25 basamağı 0 olduğuna göre X maksimum kaçtır diye soruluyor. Önce 72'nin sondan kaç basamağı 0'dır? Bunu elde etmemiz lazım. 72'yi durmadan 5'e böleceğiz. 72'nin içerisinde 5 sevgili arkadaşlarım 14 defa. 14'ü de 5'e bölerseniz 2 gelecektir. Ve şu ikisini toplayacak olursanız 72 faktöriyelin sonunda 16 tane 0 vardır diyeceğiz. Peki x faktöriyelin sonunda kaç tane 0 var? Şimdi bunu bulmamız gerekiyor. Sondan 25 basamağı 0'sa 25'ten çıkarırsın 16'yı. Bu da sana 9'u verir. Demek ki x faktöriyelin sondan 9 basamağı 0'mış arkadaşlar. Tamam. Şimdi x öyle bir sayı olması gerekiyor ki sondan 9 basamağı 0 olsun. Sondan 9 basamağı. Peki bu nasıl mümkün olur? Örnek veriyorum arkadaşlar, 40 faktöriyeli düşünelim. 40'ı ben 5'e böldüğüm zaman 8 gelir. 8'i 5'e böldüğüm zaman da 1 gelir. Ve 1 ile 9'un, 1 ile 8'in toplamı 9 yapacaktır. Aa çok güzel, bak 40'ı yakaladık. Peki 41'i ben 5'e bölseydim. Yine 8 defa var. Yine 5'e böldüm. Yine 1. 1 artı 8. Yine arkadaşlar ne olacak? 9 olacak. Bu şekilde 42, 43, 44'e kadar gider. 45 olmaz arkadaşlar. Bakın 44'ü de 5'e böldüğünüz takdirde yine 8 defa vardır. 8'i 5'e bölerseniz 1 gelir, 1 8 daha 9 yapar. Yalnız 45'i bölerseniz 45'in içinde 5 9 defa, 9'u 5'e bölerseniz 1 gelir, 1 artı 9'dan 10 gelir. Bu olmaz arkadaşlar, bu sağlamaz. Demek ki buradaki x'in maksimum değeri kaçmış? 44'müş. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Üçüncü sorumuz. A, B, C sayıları verilmiş. A, B, C sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı bize soruluyor arkadaşlar. Peki, şimdi şöyle düşüneceğiz. 100 faktöriyel, mesela B ile C'yi kıyaslamak kolay, onları bir kıyaslayalım. 50 faktöriyel çarpı 50 faktöriyel bir tanesi. 100 faktöriyel de sevgili arkadaşlarım 50 faktöriyelden sonra 51, 52, 53 diye gidiyor. Kaça kadar gidiyor? 100'e kadar gidiyor. Değil mi? Sonuçta 100 faktöriyeldir bu. Peki 50 faktöriyel çarpı 50 faktöriyelin şu kısmını 50 faktöriyel çarpı ne yazarsın? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta 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 50'ye kadar götürürsün. Şimdi ikisinde de 50 faktöriyel kısmı mevcut, tamam eyvallah. Fakat birinde 1'den 50'ye kadar olan sayılarla çarpılmış bu. Ötekinde 51'den 100'e kadar olan sayılarla çarpılmış. Dolayısıyla CB'den mutlaka büyüktür. CB'den büyükse, bakın CB'den büyük, burada CB'den küçük gitti, CB'den küçük gitti, CB'den büyük, CB'den büyük, CB'den büyük. Geriye kaldı 3 şık. Şimdi başka bir kıyaslama daha yapmamız gerekiyor. Başka bir kıyaslama. O kıyaslamayı A ile C arasında yapalım. A ile C arasındaki kıyaslamayı da
70 faktöriyel çarpı 30 faktöriyel ne demek? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta 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 30 demek. 100 faktöriyeli de 70 faktöriyel çarpı 71, 72, 73 diye yazacak olursanız 100'e kadar. E sizce şurası mı büyük, şurası mı büyük? Tabii ki alttaki büyük. Demek ki CA'dan da büyük olacak. Bak burada CA'dan küçük verilmiş, gitti. Burada CA'dan büyükmüş. Burada da CA'dan büyük. Şimdi cevap A veya D. A veya D. Bakalım hangisi arkadaşlarım? Daha sonrasında da A ile B'yi kıyaslayacağız. Yani bununla bunu kıyaslayacağız. Peki ben bununla bunu nasıl kıyaslarım? Öncelikle şu kısmı bir siliyorum. Şu kısmı sildim. Sildikten sonra 70 faktöriyelle 50 faktöriyel. 30 faktöriyelle de 50 faktöriyel var. Şimdi ikisinin de toplamı 100. Bak 70 ile 30'un toplamı 100. 50 ile 50'nin toplamı 100. Yani burada bir çeldirici olsun diye bu verilmiş. Fakat düşünelim. 50 faktöriyel ve 70 faktöriyel kısmını düşünelim. 70 faktöriyeli ben 50 faktöriyel çarpı 51, 52, 53 çarpı nokta 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 çarpı 70'e kadar götürürüm. Tamam mı? Bu 70 faktöriyeldir. Bir de bunun sonunda 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta 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 30 var. Bak şimdi. Şu kısım 30 faktöriyel. Tamam mı? Şu kısım da zaten 70 faktöriyelin 50 faktöriyelden sonraki çarpım kısmı. Şimdi B'ye bakıyorum. 50 faktöriyel var. 50 faktöriyelden sonra 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta 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 50 var. Bu 50 çarpı 50 faktöriyel. Ve şu kısmı var. Şimdi yukarıdaki maviyle işaretlediğim kısma bakıyorsunuz. 1'den 30'a kadar çarpmış. Bir de bunun üstüne 51'den 70'e kadar çarpmış. Alt kısmına bakıyorsunuz işaretlediğim yere 1'den 50'ye kadar çarpmış sadece. Hangisi daha büyüktür arkadaşlar? Tabii ki, tabii ki üstteki daha büyüktür. Yani C bunların en büyüğü. Sonra ortanca A, en küçükleri de B olmuş oluyor. Cevabımız baş olacak sevgili arkadaşlar. Doğru cevap Adana seçeneğinde verilmiş. Geçtim 4'e. 15 faktöriyel eksi 13 faktöriyel sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez diye soruluyor. Tamam. Şimdi gençler, bu tarz sorularda ortak çarpan parantezini almanız şart. Ve bir de böyle 3-4 soruda bir mutlaka çayınızdan bir yudum almanız da şart arkadaşlar. Bunu almazsanız olmaz. Özellikle böyle sıkı ders çalışma programına giren arkadaşlarım, sene sonuna kadar falan böyle kafaya ders çalışmaya koymuş arkadaşlarım, mutlaka ama mutlaka biraz yağlanıyorlar. Mutlaka biraz kilo alıyorlar. Biraz kilo alıyorlardan kastım böyle 20 kilo civarında falan alıyorlar. Aklınızda bulunsun. Bu yağları çok fazla almamak adına da böyle arkadaşlarım, normal standart çay yerine yeşil çaylar tercih edebilirsiniz. Yeşil çayın tadı biraz böyle, nasıl diyeyim, ağızda böyle saman gibi bir tat bırakır arkadaşlar. O saman gibi tadı da almamak adına böyle yeşil çayınızı farklı aromalarla tercih edebilirsiniz. Mesela ben arkadaşlar BİM'de satılıyor açailli yeşil çay alıyorum. Siz dilerseniz bergamotlu yeşil çay da alabilirsiniz. Doğadan diye bir marka var. Onun açailli yeşil çayı çok güzel arkadaşlar. Yeşil çay içiyorsunuz ama yeşil çay içtiğinizi hissetmiyorsunuz. Çünkü böyle somurtkan bir tadı var yeşil çayın. Ben onu sevmiyorum. Ben de sizlerle beraber böyle sürekli masa başında oturduğum için biraz belim bükülüyor. Biraz yağlanıyorum falan. İşte onun için de boş zamanlarımda olabildiğince işte böyle halı saha maçları veya işte spor salonuna falan gidiyoruz. Onun dışında da böyle yeşil çayları tercih edin arkadaşlar. 3-4 soruda bir de bundan bir yudum almayı ihmal etmeyin. Tamam mı? Ben şimdi 2 yudum falan aldım. Hakkınızı helal edin. Şimdi devam edelim gençler. 15 faktöriyel eksi 13 faktöriyel sayısı aşağıdakilerden hangisiyle tam bölünemez diye soruluyor. Öncelikle ne dedik? Bunlarda ortak çarpan parantezini alacaksınız. Ve hangisinin parantezini? Küçük olanı parantezini alacaksınız. Şimdi 15 faktöriyel dediğimiz sayı aslına bakarsanız 15 çarpı 14 çarpı 13 faktöriyel biçiminde yazılır. Eksi bir de burada 13 faktöriyelimiz var, tamam mı? Şimdi gençler, burada ortak olanlar hangileri? 13 faktöriyeller ortak hocam. O zaman sen bunu hangi sayının parantezini alacaksın? Tabii ki 13 faktöriyelin parantezini alacaksın. Burada ne kaldı? 15 çarpı 14 eksi burada ne kalır? 1 kalır. Şimdi 13 faktöriyel dediğimiz sayı zaten tek başına 13 faktöriyeldir. 1'den 13'e kadar olan sayıların çarpımı. Yalnız sağ taraftaki parantezin içi, yani şurası, burası nedir arkadaşlar? 15 kere 14 210 yapar. 210'dan da 1'i çıkarıyorsun. Hop mis gibi 209 yapıyor. Çok güzel. 209 çarpı 13 faktöriyelimiz var şimdi bizim, tamam mı? 13 faktöriyel ne demekti? 1'den 13'e kadar. 1'den 13'e kadar sayıların içerisinde 11 çarpanı yok mu? Var. Çok güzel. Peki 19'u göremedim. Onu bir es geçelim.
Ceyhan'a bakalım 20'ye. 1'den 13'e kadar çarparken arkadaşlar hem 4'ün hem 5'in üstünden geçiyoruz değil mi en basitinden? 2 ile 10'un üstünden geçiyoruz. E bunları yan yana getirip çarparsak 20 çarpanımız da var diyebiliriz. Bu da güzel. 17 çarpanı var mı 209'un içinde onu da bilmiyorum ama Edirne seçeneğini de eleyebiliriz. Çünkü 13 faktöriyeline gelene kadar hem 3 ile hem 6 ile çarpmış oluyoruz zaten. 18'in katı olmuş oluyor. Yani şu an cevap ya 19 ya 17. Acaba önce Bursa'ya bakalım. 209 sayımız acaba 19'a bölünüyor mu? 20'nin içinde 19 bir defa, 1 kere 19, 19 çıkardım, 1 9'u aşağı indirdim, 19'un içinde 19 bir defa, 19 çıktı 0, o ne güzel tam bölünüyormuş. O zaman bu sayı 19'a da bölünür, hangisine bölünmezmiş? Denizli seçeneğindeki 17'ye. Bak bunlar hep yeşil çayın faydaları. Devam ediyorum gençler, 5. sorumuzda. X ve Y birer doğal sayıymış arkadaşlar. 23 faktöriyel artı 24 faktöriyel artı 25 faktöriyel sayısı 5 üzeri X çarpı Y eşitliğini sağlıyormuş. Buna göre bu eşitliği sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır diye sorulmuş bize. Hemen yine bu tarz sorularda da yine 4. soruda olduğu gibi en küçüğünün parantezini alacaksınız. Burada en küçük kaç? 23 faktöriyel. O zaman ben bunları şöyle yazayım bak. 23 faktöriyel artı 24'ü 23 faktöriyel çarpı 24 biçiminde yazarım. 25 faktöriyeli de 23 faktöriyel çarpı 24 çarpı 25 biçiminde mis gibi yazarım. Şimdi elimde benim bak 23 faktöriyeller buralarda fink atıyor. Bu fink atmaları engellemek adına gelin lan buraya diyeceğim, bağlayacaksın sen bunları birbirine. Burada ne kalır arkadaşlarım? 1. Şurada ne kalır? 24. Şurada da 24 kere 25 kalıyor bak. 24 çarpı 25. Şimdi bunları biz keseceğiz, çarpacağız, toplayacağız, çıkaracağız. Burada 24 tane 25 var. Daha doğrusu 25 tane 24. Burada da bir tane var. Neyse 25 ile 24'ün çarpımı. Bunları da kısa yoldan nasıl çarparsınız? Şöyle. 25 kere 25 normalde 625 yapıyor. O zaman 24 tane 25 ne yapar? Bir 25 eksi yani 600 yapar. 600'e şuradaki 25 eklersen burası 625 gelir. Çarpı 23 faktöriyel oldu. Sen şimdi bunu 625 dediğin sayı 5 üzeri 4 olduğu için çarpı burayı da 23 faktöriyel diye yazabiliriz. Ve bu sayı neye eşitmiş? 5 üzeri x çarpı y'ye eşitmiş. Ve bize demiş ki kaç farklı x doğal sayısı vardır şu eşitliği sağlayan. Ben burada x'in maksimum değerini bulacağım. Bulduktan sonra da x doğal sayılarını elde edeceğim. Tamam. Burada kaç tane 5 çarpanı var? 4 tane burada var. Peki şunun içinde kaç tane 5 çarpanı var? Bunu bulmak için ne yapıyoruz? Tabii ki 23'ü 5'e bölüyoruz. 4 tane varmış arkadaşlarım. 4 bir daha 5'e bölünmediği için bırakıyoruz. 4 tane de burada var. E şimdi 4 tane burada, 4 tane burada 8 mi yaptı? Kaç farklı x doğal sayısı vardır diyor. Doğal sayı dediğine göre 0'dan başlıyor. 0, 1, 2, nokta 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 diye gidiyor. Kaça kadar arkadaşlarım? 8'e kadar. 0'dan 8'e kadar kaç tane var? 9 tane x doğal sayısı vardır diyeceğiz. Cevabımız da böylelikle A seçeneği olacak. Tamam. Devam ediyorum gençler. 6. sorumuzda 2023 faktöriyel eksi 2023 sayısının son 3 basamağı S, M ve L'dir. Buna göre S artı M artı L toplamı kaçtır diye soruluyor. 2023 faktöriyel sayısının sondan zibilyon tane basamağı sıfırdır zaten. Dolayısıyla bu sayı şöyle gelir. 0, 0, 0, 0, 0, 0 son basamakları bunlardır. Ve sen gideceksin bundan neyi çıkaracaksın? 2023'ü bir güzel çıkaracaksın. Hadi çıkarmaya başlayalım. 0'dan 3 çıkmaz hocam. Yana gittik, o yana gitti, yana gitti, yana gitti falan. En son şu 10 oldu. 10'dan bir tane çaldık. Burada 9 kaldı. Şurası 10 oldu. 10'dan 3'ü çıkardık. Ne geldi? 7. 9'dan 2'yi çıkardın. 7 geldi. E burası da 9 olmuştu. 9'dan 0 çıktı. 9. E burası da 9 olmuştu. 9'dan 2'yi çıkardın. 7. E bizden ne istenmişti? Son 3 basamak. Son 3 basamak neymiş? S, M ve L'ymiş. O zaman S artı M artı L soruluyorsa sevgili arkadaşlarım, 9 artı 7 artı 7, 7'yi sormuştur. Şurası 14 yapar. 14'e 9 eklersen cevap ne gelir? 23 gelir. 6. sorumuzun cevabına da Edirne deriz. Ve geçtim 7'ye. M ve N iki basamaklı bir sayıdır. MN iki basamaklı bir sayıdır. MN faktöriyel sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre MN sayısının en küçük değeri için M artı N toplamı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle biz MN iki basamaklı sayısının faktöriyelini almışız ve bu sayının 26'nın bir katı olduğunu biliyoruz. Ve sevgili arkadaşlarım, ben MN sayısının en küçük değerini bulacağım, tamam mı şimdi? Buna göre de M artı N toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Öncelikle sevgili gençler,
26'nın bir katıysa bu sayının içerisinde 26'nın çarpanı mutlaka vardır. 26 çarpanı varsa mutlaka ama mutlaka 2 çarpanı da 13 çarpanı da olacak çünkü ikisi de asal. 2 ve 13 çarpanları olacak MN sayısının içerisinde. Ve MN sayısının en küçük değeri için diye sormuş ya. O zaman ben bu MN faktöriyel sayısını giderim. 13 faktöriyel seçerim. Tamam mı? 13 faktöriyel seçtikten sonra da bu bunun alabileceği en küçük değerdir derim. Böylelikle 1 ile 3'ün toplamı da kaç yapar? 4 yapar ve bu MN sayısının en küçük değeri 13'tü. 13'ün rakamları toplamı yani M artı N de 4'tür deriz. Doğru cevabımız Edirne seçeneği olur. Bu soruyla alakalı sanırım cevap anahtarında bir hata vardı. Aynen şuraya arkadaşlarım Edirne diye düzeltmenizi tavsiye ediyorum. Ve geçiyorum 8. soruma. 10 faktöriyel eşittir x olduğuna göre 11 faktöriyel artı 9 faktöriyel toplamının acaba x türünden eşit hangisidir diye sorulmuş. Çözeriz, sıkıntı yok. Şimdi 10 faktöriyelin ben x olduğunu biliyorum. 11 faktöriyel artı 9 faktöriyel ne dedim? Her zaman küçüğün parantezini al. 9 faktöriyel. 9 faktöriyel çarpı 10 çarpı 11 bu nedir? 11 faktöriyel. Artı bir de yanında ne var bunun eşantiyonu? 9 faktöriyel var. Şimdi iki tane bizim 9 faktöriyelimiz olduğuna göre ben bunu 9 faktöriyel parantezine şey edeceğim. Burada ne kalır? 10 çarpı 11 artı burada ne kalır? 1 kalır. Şimdi bakın burası 9 faktöriyel çarpı 10 kere 11. 110 yapar. Bir daha ekledim. 111 geldi, tamam mı? Şimdi gençler dikkatli dinliyorsunuz. Burada 10 faktöriyel x'e eşitti ya. Ben bunu 9 faktöriyel çarpı 10 diye yazamaz mıyım? Yazarım. Bu da x'e eşit olur. Böylelikle 9 faktöriyeli yalnız bıraksam ben. Eşittir. X bölü 10 olmaz mı arkadaşlar? Buradaki çarpım durumundaki 10'u karşıya x'in yanına bölüm olarak atabilirim. Böylelikle 9 faktöriyelim benim x bölü 10'sa getiririm şuradaki 9 faktöriyel gördüğüm yere x bölü 10'umu yerleştiririm. Böylelikle x bölü 10 çarpı 111 olur bizim cevabımız. Yani böylelikle cevap 111 x bölü 10'dur deriz arkadaşlar. Yani cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Ve bir sonraki sayfamıza geçeceğiz. Bir sonraki sayfaya geçmeden önce şöyle sayfamıza isterseniz birazcık uzaktan bakalım. Uzaktan bakmama bilgisayar müsaade ederse. Klavyede bir sorun var ama yüksek ihtimalle bilgisayara reset edince düzelecektir. Şöyle güzel doldurulmuş bir testiniz varsa ve hepsini doğru yaptıysanız sizden alası yok arkadaşlar. Devam ediyorum bir diğer sayfamda 9. soruyla. Gençler demiş ki bize bakın. Ya ben niye uğraşıyorum şöyle yapsam 10 numara 5 yıldız olur. Evet şimdi biraz da şöyle kaydıralım. Tamam 4 faktöriyel artı 4. 4 faktöriyel kaçtı? 24. Gittiniz bir de buna 4 eklediniz. Ne yaptı? 28. Bir de bunun sonunda ünlem var. O ünlem ne işe yarıyor? 28 faktöriyel diyoruz değil mi? Bölü 32. 32 nedir? 2 üzeri 5 midir? Eşittir. 2 üzeri x çarpı a'ymış, tamam mı? Bize diyor ki a bir doğal sayı olmak üzere x maksimum kaçtır? A'nın doğal sayı olup olmaması bizim için zaten şu an önemli değil. Doğal sayı olmasaydı zaten böyle bir soruyu adam akıllı bir biçimde çıkaramazdık. X'in de maksimum değerini falan soramazdık. X'in maksimum değeri birçok sayı olabilirdi. Sonsuz bile olabilirdi. Şimdi 28 faktöriyelin içerisindeki ben 2 çarpanların adedini bulacağım önce. 28'i durmadan 2'ye böleceğim. 28'in içinde 2 14 defa. 14'ün içinde 2 7 defa. 7'nin içinde 2 3 defa. 3'ün içinde 2 1 defa. Bitti. Ne yapacağız? Toplayacağız. 1 artı 3 4. 7 daha 11, 14 daha 25 yapar. Demek ki benim 28 faktöriyel sayımın içinde 25 tane doğru topladın değil mi? Aynen 25 tane 2 çarpanı var. Yani sevgili gençler mutlaka ama mutlaka bu 28 faktöriyelin içerisinde 2 üzeri 25 çarpı 1 doğal sayı var. Ve önce gitmiş bunu 32'ye yani 2 üzeri 5'e bölmüş. 2 üzeri 5'e bölersem ben bunu şununla şu sadeleşir 2 üzeri 20 kalır. Demek ki artık şu kısım benim için şudur. 2 üzeri 20 çarpı herhangi bir doğal sayı eşittir 2 üzeri x çarpı a'ymış arkadaşlar. Bana diyor ki x'in maksimum değeri. X'in maksimum değeri zaten şuradaki 20'dir. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Ve devam ediyorum 10. sorumla. Demiş ki a çarpı 9 faktöriyel çarpımı pozitif tam sayının karesi olduğuna göre x'in alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır? Bu tarz sorularda hemen işe giriyorsunuz ve
9 faktöriyele kadar olan sayıların içerisindeki asalları düşünüyorsunuz. Neler var 9 faktöriyelin içerisindeki asallar? 2 var hocam, 3 var hocam ve 5 var, bir de 7 var. Başka da bir şey yok. Sonra diyorsunuz ki 9 faktöriyelin içerisindeki 2 çarpanlarını, 9 faktöriyelin içerisindeki 3'leri, 9 faktöriyelin içerisindeki 5'leri ve 9 faktöriyelin içerisindeki 7'leri buluyorsunuz. 9'un içinde 2 4 defa, 4'ün içinde 2 2 defa, 2'nin içinde 2 1 defa. 9'un içinde 3 3, 3'ün içinde 3 1 defa, 9'un içinde 5 1 ve 9'un içinde 7 1 defa. O halde benim bu 9 faktöriyel dediğim sayı aslında şuymuş. 4 2 daha 6 1 daha 7. 2 üzeri 7 çarpı 3 1 daha 4 yapar. 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1'miş. İşte 9 faktöriyel budur arkadaşlar kısa yoldan. Tamam? Ve ben bu 9 faktöriyeli bir A sayısıyla çarpınca bu bir sayının P gibi bir sayının karesi oluyormuş. Ve ben size ne demiştim? Bir önceki konuda karesel sayılar anlatmıştım. Karesel sayılar asal çarpanlarına ayrıldığı takdirde bunların üstleri ne olmak zorundaydı? Çift üstlere sahip olmak zorundalardı. E şimdi 7 çift mi? Hayır. Peki en küçük x'in alabileceği en küçük demiş ya. Buraya bakalım. Şurası A arkadaşlarım. X yok soruda. A'nın alabileceği en küçük. Peki burada A'nın alabileceği en küçük sayı değerini bulabilmek için ve şunu çift yapmak için A'nın içerisine ne monte etmem lazım? Bir tane 2 üzeri 1 monte etmem lazım ki bunun içinde 2 üzeri 1 olursa bununla çarpıldığı zaman 2 üzeri 8 olur, üstü de çift olmuş olur. Çarpı. Burası zaten çift. Buna bir yapacak bir şey yok. Okey. Burası bir tane 5 üzeri 1. Burası bir tane 7 üzeri 1 şart. 5 kere 7 35. Çarpı 2'den ne gelir? 70 gelir. İşte size alın A'nın en küçük değeri olan 70 arkadaşlar. 10. sorumuzun cevabı da böylelikle Edirne seçeneği olur. Ve devam. 11. sorumuz. 3-4 soruda bir çay içmeyi unutmayın. Devam. Çay güzel. Biraz terletiyor sadece. Hava da sıcak ama yapacak bir şey yok yani. 32 faktöriyel artı 33 faktöriyel A'ymış. 31 faktöriyel artı 32 faktöriyel de B'ymiş. A'nın B ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu soru güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Diyor ki bana 32 faktöriyel artı 33 faktöriyeli, tamam mı? Şöyle bölecekmişiz arkadaşlar. Neye böleceğiz? 31 faktöriyel artı 32 faktöriyele böleceğiz, tamam mı? Peki bölelim, sıkıntı yok. Öncelikle sol taraftaki sayıyı, buradaki en küçük sayı olan 31 faktöriyel parantezini alabiliriz. Şu kısım var ya arkadaşlarım, şu kısım. Ben onu şöyle şuraya çekeyim ve diyelim ki 31 faktöriyel çarpı 32 var. Artı bir de 31 faktöriyel çarpı 32 çarpı 33'ümüz var. Tamam. Sonra gidin. 31 faktöriyel parantezin alın bunu. Şurada 32 kalacaktır. Artı 32 kere 33. 32 kere 33. Bak şimdi. Burada 33 tane 32 var. Burada da bir tane daha 32 var. Toplamda 34 tane 32 yapar. Gelin bunları şurada çarpalım. 2 kere 34 68. 3 kere 34 de sevgili arkadaşlarım 102 yapar. Bunları toplarsanız 8, 8, 0, 1. Yani 1088 gelir. Yani arkadaşlar bu neymiş biliyor musunuz aslında? 1088 çarpı 31 faktöriyelmiş. Şimdi ben şunu sileceğim. Tamam mı? Şurayı siliyorum bak. Sildim. Hakkınızı helal edin. Ben buraya artık 1088 tane 31 faktöriyel yazıyorum. Tamam mı? Şimdi gelin bir de şu kısmı şurada ele alalım. 31 faktöriyel artı 31 faktöriyel çarpı 32 dedim. Sonra bu da şunların parantezini alırsanız 31 faktöriyel parantezinde 1 artı 32 gelecektir. Bu da 33 çarpı 31 faktöriyeli verir bize. O halde ben artık bunu siliyorum. Yine hakkınızı helal edin. Buraya da ne yazıyorum arkadaşlar? 33 çarpı 31 faktöriyel yazıyorum. Şu an çok tatlı oldu. Bakın 31 faktöriyel oldu her iki tarafta. Mis gibi. Dolayısıyla artık ben soldakini sağdakine bölmeye başlayabilirim. Neyi böleceğim? Tabii ki 31 faktöriyelleri bölmeyeceğim. 1088'in içerisindeki 33'leri arayacağım. Şimdi gelin 1088'i içerisinde acaba kaç tane 33 var? Bunu merak edelim sizle beraber. Arkadaşlarım 33'ün içerisinde 1088'in içerisinde 33 kaç defa var? 31 defa desek
33 kere 31. 30'a çok güvenemedim çünkü. 33, 3 ile çarparsam 99 gelir. Toplarsanız 3, 2 ve 10. 1023 gelir. Bir tane daha yermiş ya. Bir tane daha yer bak. 32 tane varmış. 32 kere 33 kaç yapar? Şurayı 2 yapalım arkadaşlar ve tekrardan çarpalım. 2 kere 33 66 gelir. 3 kere 33 99 gelir. Toplarsanız 6, 5, 10. 1056 gelir arkadaşlar. 1056 çıkarırsanız kaç gelir acaba? 8'den 6'yı çıkardınız 2. 8'den 5'i çıkardınız ne geldi? 3 mü geldi? Ve 0, 0. Yani arkadaşlar ben bakın 32 kalanı var unutmayın. Şunu aldım şuraya bir kere attım. Attıktan sonra şuradaki bölme işlemini devam ettiriyorum artık, tamam mı? Şu kısmı silelim, gerek yok oraya. Bakın ben bunu çarptığım zaman ne geliyormuş? Kaç defa varmış? 32 defa varmış. 32 ile bunu çarpınca da 1056 çarpı 31 faktöriyel geliyormuş. Şimdi çıkardığınız takdirde de 32 tane 31 faktöriyel kalır. Şimdi kalan bu. Kalan gerçekten bu. Peki bu kalan şıklarda var mı? Yok, ama şöyle bir hali var. 32 kere 31 faktöriyel nedir? Tabii ki 32 faktöriyeldir. Dolayısıyla 11. sorunun cevabı da Bursa seçeneği olur arkadaşlar. 12. sorum için sağ üst tarafa doğru yol aldım, geçtim. X ve Y doğal sayılar. Pekala. 5 faktöriyel çarpı X faktöriyel eşittir Y faktöriyel eşitliğini sağlayan X'ye sıralı ikilileri için Y'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı eğer M ise M faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı 0 vardır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle burada X ve Y'lerin alabileceği değerleri bizim bulmamız gerekiyor. 5 faktöriyel dediğimiz sayı sevgili arkadaşlarım, 5 faktöriyel dediğimiz sayıyı ben burada 0 faktöriyel ile çarparsam 5 faktöriyeli bulurum. Çünkü bu 1'di 0 faktöriyel. Yine 5 faktöriyeli 1 faktöriyel ile çarparsam sonuç yine 5 faktöriyel gelir. 5 faktöriyeli bakın kurnaz olacaksınız. 6 ile çarparsam sonuç 6 faktöriyel gelir değil mi? Peki bu 6'yı ben 3 faktöriyel biçimde yazamaz mıyım? Vallahi yazarım. Yani o zaman burada 6 gördüğüm yere ben 3 faktöriyel yazarsam şu şekilde 6 kere 5 faktöriyel 6 faktöriyel yapacaktır. Peki güzel, başka 5 faktöriyel 120 idi değil mi? 120'yi bir sayının faktöriyeliyle çarptığım takdirde bana y faktöriyeli verecek, doğru mu? O zaman ben buraya 119 faktöriyel yazsam da 120 kere 119 faktöriyel aslında bana 120 faktöriyeli verse y'de 120 olsa olmaz mı? Vallahi olur. O zaman y'nin alabileceği değerler ortada. Y 5'i alır, 6'yı alır, bir de 120'yi alır. Demek ki 5, 6 artı 120 kaç yapar? 5 artı 6 artı 120 sevgili arkadaşlarım 131 yapacaktır. 131 sayısı bakın toplamı M'ymiş. M'ye eşittir. M faktöriyel sayısı nedir o zaman? 131 faktöriyelin sondan kaç basamağında 0 vardır diye sorulmuş. O zaman benim ne yapmam gerekiyor tabii ki? 131'i adam akıllı biçimde uzun uzadıya 5'e bölmem gerekiyor. 131'in içerisinde 5 kaç defa? Tabii ki 26 defa. 26'yı ben 5'e böleceğim 5 defa. 5'i 5'e böleceğim 1 defa. 1 5 daha 6 yapar. 6 26 daha 32 yapar. Böylelikle sevgili arkadaşlarım benim cevabım Ceyhan seçeneği olur derim. Bakın 1, 5 ve 26'yı topladım. 32'yi buldum. Ve son sorumuz. 13. sorumuzda arkadaşlarım düzgün engen verilmiş bakın. Böyle bir çokgen var. Çokgen içerisinde bir A yazıyorsa çokgenin kenar sayısını hop n faktöriyel yazıyorsun. İçerideki sayıyı da buraya getirip çarpıyorsun, tamam mı? Örneğin demiş bize. Bu arada bu soruyla alakalı bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Burada arkadaşlarım şekiller karışmış. Şu şekilde arkadaşlarım burada beşgenin içerisinde 6 yazıyor. Burada da altıgenin içerisinde 56 yazıyor. Tamam mı? Şu şöyle olacak, bu da böyle olacak. Böylelikle beşgen olduğu için 5 faktöriyel çarpı içinde yazan sayı 6. Şu şekilde olduğu için de şu değil, şu şekilde olduğu için de 6 faktöriyel yazacağız. Buraya içine de 56 olacak. Peki şu neydi arkadaşlar? Yandaki bakın çokgen kaçgen? Dörtgen. Çokgen kaçgen? Dörtgen. 4 faktöriyel çarpı 30 olacak. Şimdi bunları düzenli bir şekilde yazmamız gerekiyor. Bakın 6 faktöriyel çarpı 56 nedir? 7 kere 8 midir? Artı 4 faktöriyel çarpı 30 nedir? 5 kere 6. Burada da biraz tabii uyanıklık var. Uyanıklık gerektiren bir soru. Şimdi şurası nedir arkadaşlarım? Veya önce şuraya bakalım.
6, 5, 4, 3, 2, 1. O zaman 6 faktöriyeldir burası. E buraya bakıyorsun 6 faktöriyel var zaten. O zaman 6 faktöriyel parantezin alalım. 7 kere 8, 56. Hiç açmamıza bile gerek yokmuş orayı. Artı bir de 6 faktöriyelden 1 geldi arkadaşlar. Demek ki 6 faktöriyel çarpı 56 artı 1, 57 yapar. Bizim cevabımız 57 çarpı 6 faktöriyel olacakmış. Yani 57 çarpı 6 faktöriyel Adana seçeneğinde verilmiş arkadaşlarım. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Evet. Şimdi bu haftayı artık bitirdik, ikinci haftayı. Üçüncü haftada ben seni göreceğim. Üçüncü haftada bitirene kadar soğuyor. Üçüncü haftada sevgili arkadaşlarım bölme ve bölünebilme konularına geçeceğiz. Hemen şöyle de ben size göstereyim. Ya şöyle gitsem daha kolay olacak. Bölme bölünebilme işleyeceğiz arkadaşlar. Bölme bölünebilme ile alakalı çok sayıda soru var anlatacağımız kısımda. Ve tüm detaylarıyla öğreteceğim. Bölme ve bölünebilme ile alakalı öyle bilgiler vereceğim ki, o hani polinom kısmında zorlandığınız bölüm var ya, polinomlarda bölme dediğimiz kısım, oraları bile halledeceğiz. Tamam. Dolayısıyla pür dikkat bende kalacaksın ve derse ön hazırlık yaparak gel lütfen. Bölme ile alakalı biraz böyle bir tekrar yap gel. Hatırladıklarını beyninde biraz tazele, öyle gel, tamam mı derse. Haftaya pazartesi günü bölme dersindeyiz. Unutmayın, haftaya kadar da bu videodan sonra gelecek ödev videosunu arkadaşlarım mutlaka pür dikkat dinleyin. Orada vereceğim ödevleri de lütfen pazartesi gününe kadar yetiştirin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.